Fergie Time'a hoş geldiniz. Bugün yine Avrupa futbolu... ne kafa sallıyorsun? sen de gülme abi, dur ya. Avrupa'da neler oldu? Son bir hafta onu konuşacağız. Pek bir şey olmadı ama... Aynen, pek bir şey olmuyor yani, abi. Yeter artık. Sara krizi geçiriyor. Allah'tan Premier Lig var. Ligde paramparça oldu. Fulham'ı falan görüyorum. Aa, futbol takımı falan diye. Halbuki değil de. Aynen. Ulan programı açamadım. Kepaze bir açılış oldu. Allah kahretsin. Neyse, devam et. Sana destek verdi. Devam et. Çünkü ben sana pas atacağım. Şöyle, ben Fulham City falan birçok Premier Lig maçı izledim ama en büyük maçı izleyemedim. Saati gereği biraz benim de bir yayınım vardı. Çok şey olmasa da, çok ilgi çekici bir yayın olmasa da, hem seçimle hem Liverpool Tottenham maçıyla denk gelmesi sebebiyle. O yüzden böyle adam akıllı 90 dakika izleyemedim. Ben sana pas atacağım. Genel konuşuruz çünkü Tottenham açısından çok kritik oldu bu mağlubiyet. Hakikaten Arsenal'in de fikstürü çok açık. Arsenal'in fikstürüne de baktım. Onunla birlikte de değerlendiririz. Yani üçüncülük, dördüncülük yarışı kapsamında. Ama Liverpool için inanılmaz bir şey oldu yani. Hakikaten çok zor, fikstürün belki de en zor virajlarından birini. Yine ite kaka bir şekilde geçtiler son dakika golüyle. Nasıl görüyorsun şeyi? Yani Liverpool Tottenham maçını bir değerlendirir misin? Vallahi öncelikle şeyi söyleyeyim. Çok güzel maç oldu. Bence mükemmel maç oldu ama şanssızlık işte. Seçime denk geldi ve yani çok fazla insan o mücadeleyi göremedi. O üzücü gerçekten. Çünkü sezonun değil ama ikinci yarın özellikle, yani Ocak ayından sonrasının belki de en iyi maçıydı. Hem sondaki draması hem gidişatı. Çünkü yani ilk yarım saati domine etti Liverpool. Özellikle yani ilk 15 dakikada böyle kademe kademe yükselen bir tempo ve kuvvet vardı, oyun gücü vardı. 15'te golü buldular. 15'ten sonra dağıldı Tottenham. Yani böyle 15-30 arası paramparça oldular sahada ve orada hakikaten böyle gümbür gümbür gelen bir Liverpool vardı. Orada ikinci golü bulmaları gerekiyordu abi. Bulamadılar. Ve bulamayınca onun sorun olma ihtimalinden zaten bahsettik Orkun'la ilk yarıda. Burada mutlaka ikinciyi atması lazım şeklinde Liverpool'un. 30'dan sonra yavaş yavaş o kademe kademe azaldı. Yani 35-45 arası özellikle Tottenham topu alarak daha iyi oynadı. Ama fazla bir şey üretemediler. İkinci yarı ise tamamen Tottenham üstünlüğü. Yani 45-90 arasında böyle 5-6 dakikalık küçük periyotlar haricinde istediğini yapan taraf hep Tottenham'dı. Dolayısıyla işte 1-1 buldular. 1-1'den sonra da çok net bir fırsat vermemelerine rağmen işte uzatmalarda, daha doğrusu tam 90'da gelen golle maçı mağlup bitirdiler. Ben Liverpool'un çok hak ederek kazandığını düşünmüyorum. Bence yani maçın hakkı beraberlik değil. Ama bu da önemli değil mi ya? Yani şampiyon olacaksan aslında bu ekstra puanlar seni şampiyon yapıyor. Ama çok Liverpool fazla oldu bu sezon. Genelde bu tarz hep iyi oynayıp ya da bir şekilde dramatik hatalarla kaybeden takım konumundaydı. Şimdi doğru. Yani, İyi oynadığı maçları alıyor, kötü oynadığı maçları da bir şekilde alıyor. Yani o bir aslında şampiyonluk vasfı bence. Tabii ki çok fazla oldu ve geçtiğimiz sezonun ben önünde olduğunu düşünmüyorum. Bak, geçtiğimiz sezon daha istikrarlı gözüküyordu bu tarz karşılaşmalarda. Ve dediğim gibi, yani sana katılıyorum, biraz böyle ekstra en az 3 tane 4 tane maç insanın aklına geliyor. Buna rağmen yarış kafa kafaya, hakikaten kolay değil. Peki fikstür açısından nasıl görüyorsun Liverpool'u? Tottenham maçını atlattı sonuçta. Atlattı ve son 7 haftanın en zor maçıydı Tottenham maçı. Yani bir de şimdi iki tane daha zor maçları var ve o iki zor maçta arka arkaya. Yani önlerindeki iki maç. Önce Southampton deplasmanı Cuma günü. Çok zor maç. Hazenotel çünkü Jürgen Klopp'u da çok iyi tanıyan bir hoca. Yani. Onun antidotu olabilir. Yani o yüzden onu pasifize edecek şeylerin de farkında diğer hocalara göre bence. O bir dezavantaj Klopp için. Ondan sonra da Chelsea maçı iç sahada. O iki maç zor. Ondan sonra son 4 hafta çok rahat. Yani Huddersfield, Cardiff deplasmanları, pardon, Huddersfield içeride, Cardiff, Newcastle deplasman, son haftada Wolverhampton içeride. Ki Cardiff 4'te 4 yaparlar. Böyle giderse zaten o maça daha gardı düşmüş şekilde çıkar. Tabii. Çünkü yani bayağı da, bu arada onu konuşalım ya. Bu nasıl bir rezillik ya? Bayağı üst düzey rezillik yani. Evet. Ki bir tane değil, iki tane çok ciddi büyük skandal var. Ama ben biraz bunu şeye bağlıyorum ya. Yani hakem, mesela Premier hakemleri bence iyi hakemler. Ama Premier çok çok zor bir, yani bir hakem için olabilecek en zor, çünkü çok hızlı. Ve hızlı bir bir orada oynanan, temposunun yani hiçbir ligle kıyaslanamayacağı bir ortamda, bir organizasyonda hata yapma olasılığınız da ciddi şekilde artıyor. Bu yüzden VAR'a ilk Premier gün geçmesi lazımdı. Ya VAR'a en son geçen lig olmaması lazımdı. Biraz
tutuculuk yaptılar orada. Doğru bir hareket değildi bence. Ama hata olduğunu anladılar işte yani. Geç kaldıklarını anladılar. Abi Guardiola düştü abi. Guardiola özellikle kazandığı maçlardan sonra ben VAR'ın gelmesini istiyorum. Keşke VAR olsa da işte bu golleri atamasaydık, bu penaltıları alamasaydık. Hangi maçtı? Hangi maçtı o? En son Watford maçından sonra söylediler. İlk golü şey ya, korkunç bir gol ya. Korkunç bir gol abi. Saçmalık yani. Yani orada bir de hakemlik şeyi var. Hakemlik skandalı var. Yardımcı bayrağı kaldırıyor. Hakem diyor ki, abicim diyor, savunma vuruyor diyor. Savunma vurduğu için şey kesiliyor diyor. Aksiyon kesiliyor. Hı-hı. Savunma vurduktan sonra top Sterling'e çarptığı için offside kesilmiş oluyor diyor. Halbuki... Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey olur mu? Öyle bir şey olabilir mi? Ya sırf aktif bölgede, ya kabildim, kalecinin önünde falan durduğun için bile offside oluyor. Tabii. Şey olarak. Ya bundan adam, daha fazla etkileme var mı oyunda? Adam pozisyonun içinde ve rahatsız ediyor kaleci. Kalecinin alanında yani adam. Tabii tabii. Yani... Çok, orada yani çok büyük skandallar oldu. Bu maçta hakikaten Cardiff City'nin de ben ilk defa böyle bir Süper Lig takımı gibi açıklama gördüm. Premier Lig'de böyle şeyler olmaz. Cardiff City başkaca Warnock falan konuşuyor. Adam haklı yani. Doğru. Ne diyeceksin ki abi? 2 metre offside abi. Yani, penaltı pozisyonu var. Penaltı var. Aynen, 2 tane büyük skandal. O yüzden şey yani bir de şeyi daha anlıyorum abi. Premier Lig çok zor bir lig. Hakemleri anlıyorum, bir şey değil. Bu arada Mark Lethemburg'da bir röportaj, daha doğrusu ben önceden yapmıştım röportajı, onu yayınladık. O da şey diyor mesela, yani ne kadar hakemler eleştirirse de diyor, siz, yani ben şeyi sordum, yani Cüneyt Çakır çok eleştiriyor Türkiye'de işte, bakışınız nedir falan. Ya dedi ki bu dünyanın her yerinde böyle, yani siz kendinize özgür diye düşünmeyin ya da hani taraftarı da çok eleştirmemek lazım. Ya Premier Lig'de de beni eleştiriyorlardı, şimdi sokakta görünce Mark bari sen gel, bunlar senden kötü falan diyorlardı. Hani şeymiş yani biraz ya bu işin fıtratında var eleştirilmek yerelde. Hı hı. Ve şey yani sonuçta iyi hakem de olsan eleştiriliyorsun abi. Ama Premier Lig çok daha zor ve çok daha bu tip pozisyonlara açık. O yüzden çok yazık oldu ya. Ya Cardiff City'nin bir de bu sezona ben biraz daha fazla üzülüyorum. İşte başlarına sala gibi çok kötü bir, evet, olay geldi. Aynen. Ya sonuçta öyle böyle ya çok önemli bir santrfor kazanacaklardı ve ondan oldular. Moral olarak dağıldılar. Ya bir de böyle yani çok kritik bir yerde ekstra bir hakem hataları, hata silsilesiyle büyük maç kaybetmeleri. Çünkü öyle bir şey ki ekstra 3 puan alacaksın belki. Yani çok büyük bir fark yaratacak. Üzüntü vericiydi.